Rose ve Sophie'nin atölyesi el sanatları ve yaratıcılığın büyülü dünyasına gerçek bir aynadır. Burada gördüğünüz her şeyi başka hiçbir mağazada bulamazsınız. Ama el işi perileri bile bazen kriz yaşayabilir. En iyi el yapımı sertifikamız bile var. Bütün bu müşteriler nereye gitti? Keşke bilseydim. Bu arada anti-stres oyuncakların, özellikle popiklerin bugünlerde ne kadar popüler olduğunu gördün mü? Keşke zanaatlarımız da bu kadar popüler olsaydı. İyi günler, sizin için ne yapabiliriz? Oh, üzgünüm, yanlış kapıya geldim. İşte ben de bundan bahsediyordum. Onun bir müşteri olmasını umuyordum. Ah, ne yapacağımı biliyorum. Rose, sen bir dahisin. Bir şey mi buldun? Mağazamız müşterilerin tekrar çekim merkezi haline gelecek. Popit bize bu konuda yardımcı olacak. Bu konuda harika fikirlerim var. Kulağa ilginç geliyor. Hey, bizimle kal. Bunları birlikte yapalım. Sanırım burada birkaç ayrıntıyı değiştirmeliyim. Sophie, gelecekteki el sanatları için bazı iyi fikirler buldum. Sen de bir bakmalısın. Şükürler olsun, sana bir şey olmadı değil mi? Daha dikkatli olmalısın. Evet, iyiyim. Önemli olan laptopun düşmemiş olması. Ayrıca ilgin için teşekkürler. Benim canım bilgisayarım. Sanırım bilgisayarımızı güvende tutmanın bir yolunu buldum. Neden bunun için harekete geçmiyoruz? Büyük Popit'i düzenleme zamanı. Büyük bir anti-stres oyuncak alıp köşelere elastik bantlar takacağız. Zımba burada işimize yarayacak. Şimdi en sevdiğimiz cihazı alıp üzerine bu ev yapımı kılıfı koyalım. İşlem tamam. Sık ve güvenli. Artık bunun için endişelenmemize gerek yok. Böyle bir düzenlemeyle laptop için tedirgin olmak çok zor. Merhaba canlar. Vay, bu bir bilgisayar çantası mı? Hemen bu çantadan satın almak istiyorum. Şimdilik elimizde sadece bir tane var. Rose, bana torba ver lütfen. Al bakalım. İyi günlerde kullan. Sağ olun. Hayalini gerçekleştirmemize sevindim. Ayrıca sadece seninki değil. Ben de o çantadan istiyorum. Ben de. Aynısından telefonun için olanı istiyorum. Daha fazlasını yapacağız. Bekleyin lütfen, biraz zamana ihtiyacımız var. İş patlama yaparken neden güzel bir logo oluşturmayalım ki? Böylece mağaza gerçek bir zanaat stüdyosu oldu. Birkaç popit sipariş mi? Onları bu akşam teslim edebiliriz. Harika bir haber. Yeni bir siparişimiz var. Sen de bu aramayı merak ediyor musun? Ah, olamaz. Telefonun şarjı bitti. Şarj cihazı nerede? İşte burada. Ancak ondan geriye pek bir şey kalmamış. Fakat bu sorun değil. Size çarkla çalışan bir şarj istasyonu sunuyorum. Artık telefonunuzu anti-stres oyuncaklarıyla şarj edebilirsiniz. İşe yarıyor. Yaşasın. Sen tam bir mühendissin. Merhaba. Önemli bir arama beklerken şarjım bitti. Bu taşınabilir bir şarj cihazı değil mi? İhtiyacım olan bu. Onu almak istiyorum. Al bakalım. Öğle tatilimde bile onunla oynayabilirim. Bu yeni pop tüpler harika. Bu da kim? Forbes'ta benim hakkımda bir şey okumadınız mı? O dergiyi de yanında mı getirmiş? Ah, hadi ama, boş ver. İnanılmaz pahalı mücevherlerimi görüyor musunuz? Aynı bunlar gibi bir şeyler yapmanızı istiyorum. İşte bundan yapmanızı istiyorum. Pekala, nasıl isterseniz. Elinizden gelenin en iyisini yapsanız iyi olur. Tabii ki yaparız. Mini pop tüpleri alıyoruz. Uçlarına yapıştırıcı sürüyoruz. Ve birbirine yapıştırıyoruz. Yapıştırıcıyı kurumaya bırakıyoruz. Sevimli ve yapımı kolay yüzükler tamamlandı. Bunları çok sevdim. Daha fazla mücevhere ihtiyacım var. Daha büyük yapım bu sefer. Biz zaten bunu isteyeceğinizi düşünerek hazırladık. Özellikle size yakışır. Bir pop tüp kolye. Artık kesinlikle ilgi odağı olacağım. Ama gerçekten trend olmak istiyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Herkesin ağzını açık bırakacak bir stile ihtiyacım var. Şu paralara bak. Bu yapacağımızı kesinlikle seveceksiniz.
Buna bayıldım. Böyle bir elbiseyle bütün erkekler benim olacak. Yakında beni Vogue dergisinin kapağında göreceksiniz. Bu kızın gerçekten çok güzel bir zevki var. Hala uyuyorlar gibi görünüyor. Gelebilirsin. Vay canına, burası çok büyük. Etrafa bir göz atalım. Ne kadar tuhaf ve ilginç bir cihaz. Atölyemizde bunun mini bir versiyonunu yapmalıyız. Orada ilginç bir şey görüyorum. Hadi gidip ona yakından bakalım. Büyük dünyayı keşfetmeyi seviyorum. Ama işleri sürüklemek o kadar da kolay değil. Şükürler olsun başardık. Bu gerçekten çok tatlı görünüyor. Bu bizim gururumuz olacak. Ah, geliyorlar. Acele edip saklanalım. Bence bugün erken kalkmak kötü bir fikir değildi. Ah, bu bir mini pop-it mi? Bunu sen mi yaptın? Hayır. Peki onunla nasıl oynayabiliriz? Üzülme, sana nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Tırnağı tutkalla kaplıyoruz ve bebek kolunu dikkatlice yapıştırıyoruz. Vay, manikürüm inanılmaz. Sophie, sen bir sihirbazsın. Şimdi bu mini pop-it Rose için mükemmel bir oyuncak. Maxi pop-it puff her aktivite için iyidir. Dinlenmek, meditasyon yapmak, egzersiz yapmak ve hatta mini pop-itle oynamak gibi. Herkes de bundan muhakkak bir tane olmalı. Deni, ödevine odaklan. Al sana, al sana. Oğlum, lütfen. Pekala, öyle kolay pes etmeyeceksin değil mi? Benim sınırlarıma öylece kolay giremezsin. Ödev yapmak zorundasın. Hayali canavarlarla savaşmayı bırak. Hayır, ödev yapmak bu kadar eğlenceli değil. Öğretmenin sana F vermesini ister misin? Hayır, ben şu anda pop tüple oynamak istiyorum. Ah, hemen onu bana ver. Al ama ödevimi kesinlikle yapmayacağım. Pekala, bu duruma bir çözüm bulmam gerek. Bir kurşun kalem veya tükenmez kalem alıp mini pop tüp hazırlıyoruz. Kalemi bu anti-stres oyuncağının içine sokuyoruz. İşlem tamam, artık özgürce kullanılabilir. Aynı şeyi bir kalem ve daha büyük bir pop tüple yapıyoruz. Pop tüp çubuğunu daha güçlü hale getirmek için yapıştırıcı da kullanabiliriz. Vay canına, yazma ve aynı anda oynama. Deni, senin için bir sürprizim var. Vay canına, bunu kullanabilir miyim? Tabii ki. Sana bu kalemler için de özel kalem kutusu yaptım. Gördün mü? Al bakalım. Harika. Matematik dersinde artık sıkılmayacağım. Senin için bir şeyim daha var. Bu kitabı nasıl buldun? Seninle daha sonra konuşalım. Şu an okuma yapıyorum. Pekala. Kırtasiyemizi beğendin mi? Kendin için bir tane yapmak ister misin? O zaman yorumlara yaz. Harika. Pop-it'e bitti. Fakat üzerinde biraz daha çalışmalıyım. Sophie, bizi zengin edecek harika bir fikrim var. Burada bekle. Bu kız kahveyi çok mu kaçırdı acaba? Vay canına, bu kadar büyük bir pop-it'i nereden buldun? Beğendin değil mi? Onunla çok para kazanacağız. Harika tabii, ama onunla ne yapacaksın? Hadi masayı toplayalım. Sana göstereyim. Orada dikkatli ol. Çünkü nereye koyduğumu göremiyorum. Bak, ilk başta sadece bir maxi pop-it gibi görünüyor. Ama aslında gerçek bir hazine. Şimdi onu kesip sana kanıtlayacağım. O bıçakla pek başarılı olacak gibi görünmüyorsun. Bu çok daha iyi olacak. Kesinlikle katılıyorum. İki testere iki kat daha seri çalışmama yardımcı olacak. Bekle, küçük bir ekipmana daha ihtiyacın var. İşlem tamam. Vay canına, bunlar minicik pop-itler. Ve o kadar çok var ki. Rose haklıydı, milyoner olacağız. Hey, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Vay, harika görünüyor. Kelebeklere bayılırım. Anne, canım acıyor. Sorun ne tatlım? Paten kayıyordum ve düştüm. Ah, zavallı bebeğim. Hey, pop-it'le oynamak ister misin?
Tabii ya, bak ne kadar güzel duruyor. Rose, daha fazla popit var mı? Var tabii ki. Güzel oyuncağımız popiti alıyoruz ve yanlarında delikler açıyoruz. Sonra bu deliklerden geçirdiğimiz elastik bir banda ihtiyacımız var. Son olarak zımbalıyoruz. Popit koruyucu dizlik hazır. Son detayımız da kask. Böylesi daha güvenli. Böyle havalı ekipmanlar kullandığınızda daha güvenli sürmeye başlıyor ve korkmayı bırakıyorsunuz. Ben arkadaşlarıma gideceğim. Pekala ama dikkat et. İyi ki bu kadar çok popit sipariş etmişiz. Videomuzu beğendin mi? O zaman beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zile tıklamayı unutma. Görüşürüz.